Ve başlıyoruz sonuç. Matematik 2. dönem 1. yazılıyı süper bir şekilde bu dersle beraber yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve gerçekten bu ne evladım, ne işi var burada? Allah Allah, böyle ponçik bir şey. Tebrik ediyorum. Şimdi Tonguç, senle beraber gerçekten de hocalarımızdan, okullardan duyduğumuz kadarıyla MEP'te çıkacak, daha doğrusu yazılıda çıkacak soruları biz derlemeye çalıştık ve yazılı provası hazırlamaya çalıştık. Ve ondan önce de 2. dönem 1. yazılıda bazı konu başlıklarını böyle hızlı hızlı sana göstereceğim. Bu yazılıda çıkacak konular aslında tamamen şu 4 konu. Bak ondalık göstereyim. Yüzdeler. Yüzdeler çok önemli burada. Hemen söyleyeyim şimdi sana. Ve temel geometrik kavramlar ve çizimler, aynı zamanda çokgen ve üçgenle bu konuyu noktalayacağız. İnşallah 2. dönem 1. yazılıda bu konular ağırlık tutacak. Tabi hemen bilmemiz gerekenleri hızlı bir hatırlamadan sonra yazılı provamıza ve gerçekten yazılıda sınavda tam karşına gelebilecek şekilde MEP kazanımlarına ve okul müfredatına uygun sorulara beraber geçeceğiz. Bakalım, başlayalım Tonguç'um. 1/2 diyelim mesela. Şimdi 1/2 dediğimiz şey aslında 0.5 şeklinde gösterilebilir. Ondalık gösterimi bilmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz bunu Tonguç evladım benim? Bunun paydasını 5 ile geniş ettiğim zaman bu 5/10 oluyor. 5/10'da 0.5 oluyor. Veya aynı şekilde 1/4'te 25 ile geniş ettiğim zaman 25/100 oluyor. 0.10'da %25 oluyor diyebiliriz. Ondalık gösterimde bunları bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç'um, AB virgül CDE diye bir sayı yazılırsa eğer, bu basamak, ilk basamak birler basamağı, virgül hemen solundaki. Bir daha bir daha ileri gidersek onlar, onsa yüzler, onsa binler diye devam eder. Onları biliyoruz zaten. Bir de virgülün sağındaki basamaklar var. Virgülün hemen sağındaki basamağı 1/10'lar. Onun sağındakine %1'ler. Onun sağındaki 1/1000'ler. Şöyle ezberle. 1/10'lar, 1/10'lar, 1/1000'ler, 1/1000'ler şeklinde devam eder, sağa doğru diyoruz. Bir kere bunları çok hakim olmamız gerekiyor. Aynı zamanda buradaki sayı doğrusunda ondalık sayıları bulabilmemiz gerekiyor Tonguç. Sen bulabiliyor musun Tonguç Hocam sayıları? Bulabiliyorum hocam. Hani nasıl buluyorsun, söyler misin? Hadi bakalım. Önce Google'a yazıyorum ondalık sayı nasıl gösterilir diye, sonra Google bana gönderiyor. Bravo evladım, dangoz musun? Sınavda Google olmayacak yanında. Dolayısıyla şimdiden öğrenmelisin. Mesela 0, 1, 2 diye böyle yazdık. Her bir sıfırla bir arasında 10 tane şeye bölüyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte şeye böldüm, 10 tane zımbırtıya böldüm. Ve sonrasında burası 0.5 ne demek aslında? 1/5 demek Tonguç'um. Bu 1/8 demek, bunları göstermeyi bilmem gerekiyor. Aynı zamanda 1.5 da aslında yine 10 parçaya böldükten sonra 1/5'i alabilirim. Veya Tonguç'um 2 parçaya bölerim, tam 1 ile 2'nin arası olur diyoruz. Toplama ve çıkarmada bilmemiz gereken şey virgüllerin alt alta gelmesi kuralı. Virgüller alt alta gelmezse toplama ve çıkarma yapamam. Bununla ilgili yazılı provasında çok güzel sorular var. Birazdan çözeceğiz seninle beraber. Yüzdelik gösterim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aynen, tebrik ediyorum. Yüzdelik gösterimde de mesela bunu yüzdeliğe çevirmek için paydayı 100 yapmam gerekiyor. 50 ile genişletiyorum. 50/100 yani %50 oluyor. Bak şu sayı, şu ifade aslında yüzde diye okunur. Peki geldik mesela 3/4'te. Bunu 25 ile genişlettiğim zaman 75/100 eder. %75 diye okunur. Mesela bunu 25 ile genişlettiğim zaman %25 diye okunur falan filan. Zaten bu yarım demek olmuş 1/2. Bu çeyrek demek %25. Bu 3 tane çeyrek demek %75 falan filan, devam eder. Tonguç şunu unutma. 1/2 %75'ten küçüktür. Çünkü %75 aslında 3/4'tü. 3/4'te 1/2'den yani yarımdan daha büyüktür diyoruz. Aynı zamanda %50 de 1/4'ten küçüktür. Hayır, bu büyüktür olacak, çok özür dilerim. %50 yani yarım çeyrekten büyüktür. Bunu da bilmemiz gerekiyor diyelim. Şimdi bir de %1 verilen sayının, verilen bir sayının belli bir yüzdesini bulmada. Mesela A'nın %B'sini bulmak için ne yaparız? A'yı B/100'le çarparız. Yani aslında sayının yüzdesini bulmak için sayı çarpı yüzde yaparız. Ne çıkar sonuçta? Sayının yüzdesi çıkar diyoruz. Bu da çok önemli bir kuraldır. Ondalık sayıları karşılaştırmada şunları bilmemiz gerekiyor. 2,5 mi 2,42 mi daha fazla? Zaten ikiler aynı. Buna gerek yok. Virgülün sağına bakarız. Virgülün sağındaki ilk 1/10'lar basamağı bu daha büyüktür. Yani 42 ile 5 diye düşünmeyeceksin burada. Bu aslında görünmez bir sıfır vardır. Aynı basamak sayıları getirdikten sonra bu 50, bu da 42'dir. 50 daha 42'den daha büyük olduğu için büyüktür şeklinde yazarız diyoruz. Geldik en önemli soruların çıkacağı kısma işte. Temel geometrik kavramlar ve çizimlerde tabii çok fazla soru çıkmasını bekliyoruz. Doğruyu bilmemiz gerekiyor. Tabii yüzdeler ağırlıklı bu sınav, onu da söyleyelim. Doğruyu bilmemiz gerekiyor. Doğru dediğimiz şeyi AB şeklinde gösteririz. Ve hani iki tane noktası var biliyoruz. Sağdan ve soldan sonsuza kadar giden ifadedir doğru aslında. Doğru parçası ise
şeyleri, sınırları belli olandır ve şu şekilde gösterir. AB yazarsın, sonra kenarlarına şöyle köşeli parantezler koyarsın. Bu da doğru parçasıdır. Sınırları bellidir. Yani uzunluğu da bellidir diyoruz. Ama doğru sonsuza kadar gider, unutmayalım. Işın dediğimiz şey ise bir noktası belli ama diğer taraftan, bir noktası sınırlı ama diğer taraftan sonsuza doğru giden çizgiye ışın diyoruz ve bu şey şu şekilde gösteriyor. AB yazıyorsun Tonguç Evlenmem ve bir tarafına köşeli parantez koyuyorsun. Diğer tarafı sonsuza kadar gidiyor demek aslında bu. Bir de açı kavramını bilmemiz gerekiyor. Açı kavramında iki doğrunun birbirine göre durumlarını hatırlamamız gerekiyor tabii ki. İki doğru birbirine paralel olabilir. İki doğru birbirine dik olabilir Tonguç'um. Dik olduğu zaman 90 derece oluyor. İşte bu 90 derece aslında dik açı demek ve açı dediğimiz şey 90 derece olduğu zaman dik açı. Ama 90 dereceden küçük olunca dar açı, 90 dereceden büyük olunca geniş açı oluyor Tonguç'um. Mesela 60 derece olunca dar açı, mesela 120 derece olunca geniş açı oluyor. Unutma Tonguç'um, bunların hepsinin PDF'leri aslında aşağıda var. Açıklamadaki linke tıklarsan PDF'ine ulaşabilirsin. Dolayısıyla bunlar da senin sınava çalışman için önünde bir referans olarak durursa çok güzel olur. Hatta benim söylediğim ekstra notları da o PDF'deki çıktıların üzerine not alırsan senin için de fayda olur diyorum. Tonguç'um bak, bir doğruya dik çizmede, herhangi bir noktadan dik çizmede yapman gereken şey çat diye böyle buna 90 derece gelen bir açıyla bir doğru parçası çizmektir. AB doğru parçası, yani burası, bu doğruya diktir diyoruz. Bu da önemli bir başlıktır Tonguç'um. Bir de şöyle paraleller var. Bunlar birbirleriyle aynı doğrultuda görüyorsun. Bunlara da biz paralel... Bunu bilmem gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle, tabii ki evladım. Aynı zamanda Tonguç'um şunu bilmemiz gerekiyor. Çokgenler. Çokgenlerde mesela şu kaçgen Tonguç evladım benim. Kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarı var. Bu beşgen. Kenarlar, köşeler, bak kenarları 5 tane, köşeleri 5 tane, açıları 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane her şeyi olduğu için beşgen diyoruz buna. Peki bunun köşegenleri nelerdir? Hemen köşegenleri sayalım bak. Bu bir köşegendir. Köşeleri birleştiren çizgi. Ondan sonra bu bir köşegendir. Bu köşeleri birleştiren çizgi. Aynı zamanda bu bir köşegendir Tonguç evladım benim. Tebrik ediyorum seni. Aynı zamanda Tonguç evladım benim, şurası da bir köşegendir. Bak bir sürü çıktı. Aman Allah'ım, bitmek bilmiyor. Şu bir köşegendir falan filan. Kaç tane köşegen oldu? Yıldız çıktı, orada düştü. 1, 2, 3, 4 tane köşegeni var. Beşgenin 4 tane köşegeni çıktı mesela. Daha fazla yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Bütün hepsini yaptım. Köşegen demek köşeleri birleştiren çizgi. Mesela bu bir karedir değil mi Tonguç evladım? Evet, veya dikdörtgendir, fark etmez. Ama bir, iki tane köşegeni vardır diyoruz. Dört yazık, tane köşesi, yazık. Dört tane kenarı vardır. Bunları da saymayı, bunların birer çokgen olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatta Tonguç'um, üçgen de bir çokgendir. Üçgenin köşegeni var mıdır Tonguç Evren Bey'im? Vardır. Patlarsan üçgenin köşegeni yoktur. Üçgen köşegeni olmayan bir şeydir, çokgendir diyoruz. Açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere farklı farklı üçgenler var. İşte dar açılı üçgen var bugünkü gibi. Dik açılı üçgen var, bir açısı 90 derece olan. Geniş açılı üçgen var, bir açısı 90 dereceden büyük olan diyoruz. Çeşitkenar üçgende bütün kenarları birbirinden farklı. İkizkenar üçgende iki kenarı birbirine eşit Tonguç Evren Bey'im. Eşkenar üçgende bütün kenarları birbirine eşit olan 60-60-60 derecelik bir üçgendir diyoruz. Ve bunları da hatırladıktan sonra artık, tabii bunların hepsinin detaylarını şimdiden sana şöyle söyleyeyim Tonguç'um. Sıfırdan 5'e kitabından çalışabilirsin sınavdan önce. Şimdi yazılı provasına geçeceğiz ama sana sıfırdan 5'e'den de ödev vereceğim çalışman için. Hiç merak etme ve bunlara da bakacaksın. Şimdi geldik yazılı provamıza. Hadi bakalım. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Süper bir şekilde. Gerçekten. Hocam, başladığımızda sınavda, kafam böyleydi ama hocam şimdi birazcık benim yanmaya başladı. Sınavda çıkacak şekilde sorular çözeceğiz ve sınavdakine çok benzer olacağına emin olabilirsin. Burası 0, burası 1, burası 2, burası 3'müş. Bunları ben birazcık daha belirgin yapayım ki daha rahat anlayabilirim diye. Yukarıda verilen sayılar arasında ardışık iki doğal sayı arası, yani 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3 arası 10 parçaya bölünmüştü. Tamam, eyvallah. Buna göre aşağıdaki sonuçlarınızı bulunuz demiş. Şimdi bir kere ondalık sayılarda bir kere şunu unutmamız gerekiyor. 10 parçaya bölündüyse bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, eyvallah. Bu kaçıncı peki? 1, 2, 3, 4, 5. A 5. de. Yani 0 tam, 0 tam. Çünkü 0 ile başlıyor. 0'ın sağında hemen. Ve kaçıncı da? 5. de değil mi? 0 tam 10'da 5'de diyebiliriz A noktasına. B noktasına bakalım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. B kaçta? 1, 2'de. 2'de. O zaman 1 tam neden? 1'in hemen yanında Tonguç Evren Bey'im. Kaçıncı da? 2'nci de. O zaman 1 tam 10'da 2'dir diyebiliriz. Peki buna bakalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 tam 10'da 8'de diyebiliriz. Geldik şuna bakalım. 1, 2, 3'üncüde. 2 tam 10'da 3'te diyebiliriz. Falan filan. Şimdi A artı D'yi bulalım mı Tonguç evladım? Bulalım hocam. A dediğimiz şey 0 tam 10'da 5'te. B dediğimiz şey, pardon, D dediğimiz şey de 2,3'tü. Bunları alt alta virgüller aynı hizaya gelecek şekilde yazmak zorundayım. Şimdi 10'da 1 ile 10'da 1 toplanırsa 8 olur. 5 ile 3 toplanırsa 8 olur. 0 ile 2 toplanırsa 2 olur. Ama virgül de aynı şekilde gelir. 2 tam 10'da 8 cevabımız diyoruz. C-B'ye bakalım. C-B'de de şunu yapalım. C dediğimiz şey 1 tam 10'da 8'di. 1 tam 10'da 8. B dediğimiz şey de 1 tam 10'da 2'di. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum Tonguç'um. O zaman 8'den 2 çıkarsa 6. 1'den 1 çıkarsa 0. Virgül de aynen yazılır. 0 tam 10'da 6 diyorum ve geçiyoruz diğer soruya. Verilen ondalık gösterinin büyükten küçüğe sıraladınız demiş. Büyükten küçüğe sıralamada her zaman sana klasik aynı tarzda işte birler basamağı, onlar basamağı aynı olan sayılar verirler ki kızıştırmak için. Senin yapman gereken şey, bak bu neydi Tonguç'cum, hemen şöyle yazalım. 12,46 12,454 12,4. Şimdi Tonguç'um bütün basamak sayıları aynı olmaya özen göstereceğiz. Bak dikkat et Tonguç'um. Burada virgülden sonra 2 basamak var. Virgülden sonra 3 basamak var. Virgülden sonra 1 basamak var. Virgülün sağında. Şimdi biz bunların hepsini en fazla olana göre şekillendireceğiz. Bak virgülden sonra 3 basamak var ya. Burada 3 basamak olabilmesi için bunun yanına bir tane sıfır koyuyorum. Bak virgülden sonra 1, 2, 3 basamak var. 1, 2, 3 basamak var. Neden böyle bir şey yaptım? İstediğin kadar sıfır koyabilirsin. Virgülün sağındaysa eğer en son basama, en son tarafa en sağ tarafa istediğin kadar sıfır koyabilirsin. Dolayısıyla geldik bu zımbırtıya. Burada 3 tane basamak olmasını istiyorum ya. Burada 3 tane basamak olmasını için 2 tane daha sıfır koymuştum. O zaman sonuç bak. Hiç şimdi artık şeylere bakmana gerek yok. 12 bilmem ne. Ya 12.460, 12.454, 12.400. Tabii ki 12.460 daha büyük. En büyük olan budur. Dolayısıyla bu maksimumdur. En küçük olan da hop budur diyebiliriz. Büyükten küçüğe sıralayınız derse bize verdiği ilk sayılara göre. K buydu. L buydu. M buydu. K büyüktür. Sonra L, sonra M en küçüktür diyoruz ve süper bir şekilde olayımızı netleştirmiş oluyoruz. Dikkat et Tonguç'um. Birlerin, ikilerin, 12'lerin hiçbir anlamı yok. Dörtlerin de bir manası yok. Burada 60 var, 54 var, 0 var. Tabii ki 60 daha büyüktür. Diyoruz da geçiyoruz. Ondalık gösterimleri yüzdeye çeviriniz demiş. Bunu ne yaparsın? Yüzdeye çeviriyorum bak. Yüzde ya yüzde. Adı üstünde paydada 100 olmak zorunda. Tonguç bunun altında 100 var mı? Yok. O zaman ben bunu yüzde yapabilmek için 25 ile genişletiyorum. 25 ile genişletirsem 25 çarpı 3 75 eder. 25 çarpı 4 100 eder. Al işte yüzde 75 olmadı mı? Oldu. Yüzde 75'i şöyle yazarız. Yüzde işareti böyle havalı bir yüzde işareti. Ondan sonra yanına 75 yazarız. Mesela Tonguç'um şu nedir Allah aşkına? Bak bu aslında 10'da 1'ler, %1'ler basamağında olduğu için 25, %25 sıfır tamı yazmama gerek yok. %25 diye yazıldı. Tamam zaten bu o zaman %25'tir diyebilirim. Geldik bu zımbırtıya. Bu aslında 10'da 1'ler basamağında olduğu için 10'da 2'dir diyebilirim. 10'da 2 olduğu için ya kardeşim ben bunun paydasının 100 olmasını istiyorum. Çünkü yüzdeye çevirmek istiyorum. O zaman bunu 10'la genişletiyorum. 10'la genişlettiğim zaman 10 kere 2 20, 10 kere 10 100, 20 bölü 100'den %20 şeklinde yazabilirim. Burada ne yaparım Tonguç Erlen? Burası birazcık karışık. Burada birazcık karışık. Ne yaparız sence? Yüzde çok uzak. Yüzde çok uzak. Bu 100 olması gerekiyordu. Niye 500 olmuş böyle? O soruyu boş bırakalım hayır, hocam. Hayır boş bırak. Ne diyorsun evladım? Sanki sınavda hiçbir soruyu boş bırakmayacaksın. Merak etme. Şimdi burada da artık genişletme değil de sadeleştirme yapacağız. Neden? Bunu 5'e böldüğüm zaman 500'ü 5'e böldüğüm zaman 100 olmaz mı Tonguç evladım? Aynı şekilde yukarıyı da 5'e bölelim sadeleştirme gibi. İkisini de 5'e böldüğümüz düşün. Bunu 5'e versek 15 çıkar. Bunu 5'e versek 100 çıkar. 15 bölü 100'de %15'tir diyorum. Süper zekisin gerçekten de. Ve geldik diğer sorumuza. Bir belediyedeki 120 bin oyun varmış. %20'sini A Partisi almıştır. 120 bin oyun demişim böyle. Gerçekten oyuna aklım gidiyor görüyorsun. Gerçekten evet. De oyun oynuyor. Hocam, hangi oyunları seviyorsun? Siz Fortnite'çı mısınız? PUBG'ci misiniz yoksa? Ne diyorsun evladım böyle saçma sapan oyunlarla. Neydi? İnsan, Allah Allah ya. Evladım. Hangisi takılıyorsun hocam siz daha çok? Ben genellikle Watch Dogs oynuyorum yani. Watch Dogs. Evet. Oo. Ben birazcık daha havalı oyunlar oynuyorum. Oo. Dolayısıyla seni bilmiyorum ama tabii bir belediyedeki 120 bin oyun. Yani oy hani seçimler olacak ya oy aslında oy %20'sini A Partisi almıştır.
Geriye kalan partiler toplam kaç oy almıştı demiş. Şimdi yüzdeyi A Partisi'nin aldığı oyu bulalım bakalım. 120 bin böyle yazılır. 120 bin. %20'sini bulmam gerekiyor. Bir sayının yüzdesini bulabilmek için sayıyı yüzdeyle çarpmam gerekiyor yüzdesini bulabilmek için. Dolayısıyla sayıyı yüzdeyle çarpacağım. Yüzde ne? %20. 20 bölü 100 değil midir %20 birader? Evet hocam. O zaman şimdi sadeleştirmelerle hemen bunu bulabilirim. Bak sıfırla sıfır gitti. Sıfırla sıfır gitti. O zaman aşağıda bir şey kalmadı. 12 bin çarpı 2 24 bin oy varmış Tunguç. Nereye bu? A Partisi'ne. Şimdi o zaman 120 bin oy vardı. 120 bin oy vardı. 24 bin A Partisi almış. Geriye kalan partiler kaç oy almıştır diyor. O zaman 120 binden 24 bini çıkarmam gerekiyor. 0, 0, 0. Buradan bir 10'luk aldım. Bu 1 kaldı. Bu 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9. 96 bin oy Tonguç evladım benim. Diğer partilerin aldığı oy. Süper zeki bir adamsın gerçekten de. Soruyu anında anladım. Bravo diyorum. Hocam ben zekamı kullanıyorum genelde. Evet yukarıda 4 öğrencinin tahtaya yazdığı ifadeler verilmiş. Tamam eyvallah. En büyük ifadeyi kim yazmış demiş. Hayda. Yine bak Cenk 3 bölü 4. Bak bu ondalık, bu kesirli sayı. Bu yüzde. Bu ondalık sayı. Bu da apayrı bir şey. Hadi bunları karşılaştıracağız. Hepsini yüzdeye çevirsek mi sence Tonguç'um? Karşılaştırmayacağım. Hocam. Hepsini zaten bu %50 böyle kalsın. Şimdi geldik 3 bölü 4'e. 3 bölü 4'ü yüzdeye çevirmek için bunu 25 ile genişletiyorum Tonguç'um. 25 ile genişlettiğim zaman 3 kere 25 75 75 3, 25 kere 4 100 75 bölü 100 yani %75'tir diyorum. O zaman bunun yerine %75 yazdım. Bu zaten %50 idi. %75 %50'den daha büyüktür. Bunu aldık. 0 tam 10'da 8 yerine. 0 tam 10'da 8 aslında 10'da 1'ler basamağı olduğu için 8 bölü 10'dur. 8 bölü 10'da 10'la genişletirsen paydasını 80 bölü 100 olur Tonguç'um. 80 bölü 10'la bunu çarptım. 10'la bunu çarptım. %80'dir Tonguç evladım o zaman bu. Bu da %80 dedim. O zaman %80 hepsinden daha büyük çıktı. Geldik bu zımbırtıya. Hayda. Burada yüzde bir şey yok ki ama burada 300 var. 300'ü sadeleştirip 100 yapabilir miyim Tonguç'um? Yapabilirsiniz. Neyle sadeleştirmem gerekiyor? 3'e bölmeniz lazım. Mükemmel zeki ama her iki tarafını 3'e bölmem gerekiyor. Aman dikkat et Tonguç'um. Böldüğüm zaman 70 bölü 100 çıktı. O zaman bu da %70'miş diyoruz. O zaman hangisi en büyük? O zaman çok basit bir şekilde en büyük kim yazmıştır? Volkan diyoruz cevabımıza. En küçük kim yazmıştır deseydi adam bize? Osman derdik. Tebrik ediyorum arkadaşları ve geçiyoruz diğer sorumuza. Aşağıda verilen boşlukları doldurun demiş. Bak Tonguç'um burada ışınların arkanın iki ucuda... Arkanın boşları dolduralım lütfen. Ücretini ödemeyen kalmasın. Otobüse mi bindim? Dolmuşa mı bindim? Işınların iki ucuda... Abla arkaya 4 diyelim lütfen. Nokta noktaya gider. Şimdi ışın dediğimiz şey şöyleydi. Şöyle başlardı. Şuradan şöyle... Buradan mesela başlardı. Buradan da bir taraftan sonsuza gider. Ama bir tarafı kapalıydı. Işınların iki ucuda sonsuza gider. Yanlış bir ifade. Pardon. Işınların dememiz gerekiyor burada. Ufak bir hata yapmışız Tonguç evladım benim. Doğruların dememiz gerekiyor. Doğruların dememiz gerekiyor. Çok pardon. Doğruların iki ucu da sonsuza gider dememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten de doğru olduğu zaman bu her iki tarafı da sonsuza gider. Işınlar gibi değildir. Işınlarda bir uç sonsuza gider ama doğrularda her iki uç da sonsuza gider. O zaman doğruların iki ucu da sonsuza gider. Bu doğru bir ifade. Ya daha doğrusu bu sonsuz olması gerekiyor. Bunun doğru olması gerekiyor. İki noktadan bir kaç tane doğru geçer iki noktadan Tonguç'um? Mesela şöyle bu nokta var bu nokta var. Kaç tane doğru geçer bunun üzerinden? Herhalde iki tane geçer. Bir tane geçti. Başka bir şey yok. Mesela şu nokta ile şu nokta. Kaç tane doğru geçer? Bir tane geçer. Bitti bu kadar. Yani sadece bir doğru geçer diyoruz. Bir noktadan kaç tane doğru geçer? Mesela şu noktadan. Kaç tane doğru geçer Tonguç'um? Bak bir tane geçti. Bir tane mi o zaman? Bir tane. Hayır bak bu da geçti. Bak bir dakika bu da geçti. Bak bir dakika şu da geçti. Nerede dur? Hop bu da geçti. Bayağı... Bak bir tane daha geçti. Sonsuz sayıda geçti. Sonsuz sayıda mükemmel olağanüstü sonsuz sayıda doğru geçer diyorum. İki ucu sınırlı doğru ya. Ne diyor Tonguç'um? Bak iki ucu sınırlı doğru. Şu. Buradan. Şurada bitti. A ve B. Bunu nasıl okuyorduk? A, B çat böyle iki ucu sınırlı. Doğru parçası diyorduk. Bunu da hatırlamamız çok önemli diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza.
Yandaki şekil birim karelerden oluşmuştur. P, N, M, V, T noktalarından hangileri birleştirirse doğru parçasının uzunluğu karenin uzunluğuna eşit olur. Karenin uzunluğu bak. K burası, L burası. Görebiliyor musun evladım? Görebiliyorum hocam. Süper diksin. İşte bu karenin uzunluğu bulabilmek için şöyle bir mantık yapacağız. K ve L'nin birbirine göre kolumlarına bakacağız. Ya evladım bak. Şimdi şurada 3 tane sağa gitmiş, 2 tane yukarı gitmiş değil mi evladım bak? 3 tane burası, burası ne evladım? 2 tane değil mi? K ve L'nin birbirine durumlarında LK'nın 3 sağında 2 yukarısında. Aynı mantıkta bir şey olması gerekiyor. KL'nin doğru parçasını ulaşabilmek. Bak mesela 3 tane sağa gittim, 2 tane yukarı gittim. Ah, NP doğrusu. Bak, NP doğrusu. Aynı bunun gibi bak. 3'e 2. Görebiliyor musun evladım? Evet hocam. Şimdi MT'ye bakalım. MT'yi şöyle çizsek. Hop şöyle çizsek. Olmaz. Yani sadece 3 var burada. 3'e 2 yok. Mesela bak TN'ye bakalım. Yok burada. Sadece 2 var. Görüyor musun? Ama mesela NV'ye bakalım. MV'ye bakalım. MV'ye baktığımız zaman bak. Burası 3. Burası 2. Al. 3'e 2 de buradan çıktı. Görebiliyor musun Selim? Süper zekisin. Gerçekten olan üstün. Mesela şunu yapsak. Ooo. Alakasız bile. Bak tamam mı? Şunu yapsak mesela. 4'e 1. Alakasız. Bunu yapsak çok fazla. Bunu yapsak Tonguç evlenmem 2'ye 4 çıkıyor bak. NV'yi yapsak. Burası 2, burası 4 çıkıyor. O zaman ne diyoruz? Ya MV olacak Tonguç'um. MV doğru parçası. Ya da NP doğru parçası diyorum. Bu ikisi de bizim tam istediğimiz gibi 3'e 2 üçgenini de oluşturuyor. Ve sorumuzu çözmüş oluyoruz. Şekildeki noktaların arası birer birimdir demiş. Tamam eyvallah. Zaten gözüküyor. Bir birim, bir birim. Hatta şöyle yapabiliriz bunu. Şurası bir birim, şurası bir birim diye gösterebilir hocamız burada. Şekil noktaların arası birer birimdir. Buna göre A noktasının B noktasına göre konumunu yazın demiş. Şimdi A noktasının B noktasına göre konumu. A, B'ye göre. O zaman B'den başlayacağız. A'ya gitmeye çalışacağız. A noktasının B noktasına göre konumu derse... B'den başla, A'ya git. Nasıl gideriz? B'den başlayıp A'ya 1, 2, 3 tane aşağı gideriz. 3 aşağıda, 3 bir, hatta şöyle yapalım. 3 birim aşağıda, sonra ne yapıyoruz? 1, 2 birim de solda gidiyoruz. 2 birim solda. Diyebiliriz. Değil mi evladım? Evet hocam. Süper zekisin. O zaman A noktasının B noktasına göre konumu 3 birim aşağıda 2 birim solda. Eyvallah. C noktasının A noktasına göre konumu. Bunu da farklı bir renkle yapalım. C noktasının A noktasına göre konumu. O zaman A'dan başla. Bak kime göre ise ondan başlıyorsun. C'ye git. Ha, o zaman C'ye gitmeyeceğiz. Bak burada A'ya gitmeyeceğiz. Burada C'ye gitmeyeceğiz. Nereden başlayacağız? A'dan başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane sağa. Bir tane yukarı gidecek. O zaman 4 birim sağında, 1 birim yukarısında. Bak bunlar acayip önemli. Bundan %100 sınavda gelecek. Bak buraya yazıyorum. %100 sınavda gelecek. O yüzden çok dikkat et evladım. 4 birim sağında, 1 birim yukarısında diyoruz ve süper bir şekilde diğer sorumuza geçmeden önce sana bir şey hatırlatmak Buyurun istiyorum. Buyurun hocam. Sana bir şey hatırlatmak çok önemli bir şey. Şöyle bir doğru verdiyse, buna dik çiz derse ne yaparsın? Şöyle yaparsın Tomuç'um. Eğer şöyle bir doğru verse, buna paralel çizersen ne yaparsın? Böyle yaparsın. Sınavda bu da çıkabilir. O yüzden ekstra bir anekdot olarak anlatmak istedim. Teşekkürler dik hocam. Olduğu zaman burası 90 derece olduğunu bilmen gerekiyor. Hocam ben soruları atsam WhatsApp'tan bana. Languzlaşmıyorlar. Geldik aşağıda verilen geometrik şekillerin isimlerini yazıp köşegen sayılarını buldunuz demiş. Bir kere bunun kaç tane kenarı var Tonguç? 1, 2, 3. Süper. O zaman bunun ismi ne evladım? Üçgen. Süper zeki bir adamsın. Tebrik ediyorum. Bunun adı ne evladım? 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Dörtgen. Harika. Dörtgen diyoruz. Peki bu kaç kenarlı Tonguç'um? Dörtgen. Bu da dörtgen. Harika. Bu da dörtgen. Peki bu kaç kenarlı Tonguç'um? Beşgen. Süper. O zaman beşgen diyoruz. Şimdi bunların isimlerini yazdık. Tamam eyvallah. Köşegen sayıları bulmadan önce şununla şunun bir farkı var mı Allah'ını seversen? Hani sence... Biri yamuk hocam. Biri benim kafam gibi. Biri düz. Harika. Gerçekten biri yamuk gibi. Biri yamuk ve diğeri de kareye benziyor. Değil mi evladım? Evet hocam. Kare hiç gördün mü sen hayatında evladım? Karenin dört kenarı da eşit değil mi hocam? Evet. Karenin dört kenarı da eşit. Peki hiç kare gördün mü sen hayatında? Kare gördüm hocam. Mesela hocam... Şeylerde, yollarda yürürken bu kaldırım taşlarının bazısı kare oluyor, bazısı yamuk oluyor. Sonra evet, cep telefonlarımız bazen kare şeklinde
Instagram sayfaları kare oluyor hocam. Aynen, tebrik ediyorum. Ondan sonra ama sonuç olarak dörtgen olduğunu görebiliyorsun değil mi öyle? Evet hocam, dörtgen olduğunu harika. Görüyorum. Harika. Çok, bunlar hepsi çokgendir, bunları biliyorsun. Çok şimdi o zaman şöyle yapalım Tomucuğum. Biz burada bunların köşegenlerini çizmeyeceğim. Köşegen dediğim şey köşelerin birleştiren şey. Şu bir köşe, şu bir köşe, şu bir köşe. Bunların köşegenlerini birleştirirsek hatta şuna özel olarak yamuk diyebiliriz senin söylediğin gibi. Burada mesela kare diyebiliriz değil mi? Kare bu kareye benziyor. Bu köşegenleri birleştirmiş. Zaten bu kenarlar birleştirmiş. Biz daha başka bir şey birleştiremeyiz ki. Ama buraya bakarsak veya buraya bakarsak mesela şu köşegenleri birleştirebilmek için şöyle çizgiler çizebilirim bak. Şu bir köşegendir. Çünkü mavi bir köşegendir Tonguç'um. Şu kırmızı da bir köşegendir. Kaç tane köşegeni var Tonguç'um? İki. İki köşegeni vardır diyebiliriz. Aynı şekilde mesela bu da ve bu da bir köşedir. Bak şu mavi, bu kırmızı, şu mavi, başka da bir şey yok. Mesela şu ikisini birleştiremem. Zaten bu bir kenar. Kenar bir köşegen olamaz. Aman dikkat et. Dolayısıyla bunda da iki köşegen var. Zaten dörtgenlerde sadece iki tane köşegen vardır. Ama beşgene baktığımız zaman bak şurası bir mavi. Şurası bir kırmızı. Şurası bir turuncu. Ondan sonra şurası bir yeşil. Ondan sonra bir tane daha yapayım. Başka ne olabilir? Şurası bir mor. Burada kaç tane köşegen var? Başka çizmediğim var mı? Mesela şunu çizdim, şunu çizdim, şunu çizdim, şunu çizdim, şunu çizdim, şunu çizdim. Zaten diğerleri kenar olduğu için çizemem. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane köşegen var. 5 köşegeni vardır beşgenin diyoruz. Üçgeninde yoktur diyebiliriz köşegen sayısına ve evet şimdi Tonguç evladım benim çok önemli bir soru tipine geldik. Birim karelerden oluşmuş şekildeki noktalar kullanılarak üçgenler üçgenler oluşturulmak isteniyor. Aşağıda verilen üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini yazınız demiş. Şimdi bir kere hemen KLM üçgenini oluşturmaya başlayalım. Hemen şöyle kalemimizi aldık. Şöyle şunu çiziyorum. K ile L'yi birleştirdim. Sonra M ile birleştirdim. Sonra da L ile M'yi birleştirdim. Şimdi Tonguç'um bir kere bu üçgenin tipine baktığımız zaman çok tipsiz, gerçekten çok önemli bir bak. Açılarına göre demiş. Açılarına göre kıyaslamamız gerekiyor. İşte ikizkenar, üçgenler bunlar kenarlarına göreydi. Ama çeşitkenar kenarlarına göre. Ama açılarına göre olduğu zaman dar açılı mı, dik açılı mı, geniş açılı mı? Şuradaki açı Tonguç evladım benim 90 dereceden büyük mü, küçük mü? Önemli olan bunu bilmemiz gerekiyor. Bak Tonguç, şunun hepsi 90 derecedir. O zaman şu açı 90 dereceden küçüktür. Dolayısıyla bu dar bir açı. Peki buna bakalım. Bu da 90 dereceden küçük bir açı. Görüyorsun. Çünkü bunun hepsi 90 derecedir normalde. Bu da dar açı. O zaman dar açı, dar açı. Şuradaki açı da 90 dereceden küçük gözüküyor zaten illaki. Dolayısıyla KLM üçgeni için dar açılı üçgendir diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Peki geldik ton üçgenine. Ton dediğimiz şey nedir? Aynı Tonguç'un tonu gibi değil mi evladım? Evet hocam. Bak bununla bunu birleştirdim. Bununla bunu birleştirdim. Sonrasında da bununla bunu birleştirdim. Tonguç evladım bak. Şuradaki açıya bakarsan hatta gözüküyor. Çatarank diye buradaki açı. Şurası 90 derece olduğu için bundan daha büyük bir açı burası. Dolayısıyla bunun geniş açılı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü şuradaki açısı yani o açısı geniş açı olduğu için buna geniş açılı üçgen diyebiliriz. Geldik şu zımbırtıya. Mesela P ne demiş? Mon üçgeni. Mon üçgenine bakarsak hemen senin için çiziyorum Tomuş. Farklı bir renk alıyorum senin için. Hemen şuradan. Mon dediğimiz şey şu M ile O'yu birleştirdim. O ile N'yi birleştirdim. Sonra da bunu birleştirdim. Tomuç evladım şuraya bakar mısın? Şurası 90 derece değil mi evladım? İşte bu açı, bu üçgen o yüzden dik açılı. Çünkü içinde 90 derece olan bir üçgen. Karede kağıdı kullanarak yapıyoruz bak bunları. Kirpi. Kirpi üçgenine bakalım şimdi. KRP üçgenine hemen nasıl yaparız? Bu K burada, R burada, P burada. Hemen çizmeye çalışalım. Morla çizelim. K ile L'yi birleştirelim. Ve bonza bunu geçtim. Burası 97 değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Süpersin. O zaman bu da dik açılı bir üçgendir. Zaten karede kağıtta dik açılı üçgenleri görmemiz çok basit. Biliyorsun kenarlarına göre üçgenler neye yarıyordu? Birincisi çeşit kenardı. İkincisi ikiz kenardı. Üçüncüsü ise eşkenardı. Bunlarsa kenarlarına göre üçgenler. Hatırlatayım hemen sana burada sınavdan önce hatta. Bunların hepsi birbirinden farklı. Bunlar iki kenarı birbirleriyle aynı.
Bu ise bütün kenarları birbiriyle aynı. Bunları da bilirsek artık bütün üçgen çeşitlerini de anlamış oluyoruz. Tonguç, o zaman şimdi sana ödevini vermek istiyorum Tonguç Evlenmen. Bir kere yapman gereken şey, bu öğrendiklerini 5. sınıfın 2. dönem akıl notlarından, yani 5.2'den tekrar etmek. 5.2'den nereleri tekrar edeceksin? Zaten burada gözüküyor Tonguç Evlenmen. 2. dönemin konuları olduğu için yüzdeleri mutlaka tekrar et buradan. Aynı zamanda temel geometrik kavramlar ve çizimler. Ondan sonra aynı zamanda doğruya dik çizme, paralel çizme, üçgenler ve dörtgenleri de mutlaka tekrar et. Üçgen çeşitlerini de tekrar et. Dar açılı, dik açılı, kenar uzunluklarına göre buraya kadar yapsan, dörtgenlere kadar yapsan, sayfa 37'ye kadar yapsan yeterli evladım. Ve şimdi sana ödev olarak vermeden önce şu konuları bir tekrar bir göstermek istiyorum sana buradan aslında. Bu sınavda çıkacak konulardan mutlaka ondalık gösterimlerle başla. Ondalık gösterimlerde sayfa 90'dan başlarsın Tonguç'um. Sayfa 90'dan 92, 94 ve buradaki soruları da yaparsın tabii ki. Yüzdeler konusundan sonra bir çokluğun yüzdesini bulma, doğru parçası ışın. Aynı zamanda iki noktanın birbirine göre konumu, ondan sonra açılar ve bir doğruya dikme ve paralel çizme. Dik çizmede ne yapıyorduk böyle? Çat diye bir dikin diyorduk. Paralel çizmede ne yapıyorduk? İki doğruyu birbirine paralel çiziyorduk Tonguç'um. Bunları da unutmayalım. Çokgenlerden ne olduğunu, üçgen, dörtgen ve beşgenin köşegenlerini çizme özellikle sınavda çıkacaktır. Şimdiden söyleyeyim sana. Hangisi çokgende değil de ola çıkar. Açı ölçülerine göre ve kenar uzunluklarına göre üçgenleri de mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şuraya kadar, yani sayfa 109'a kadar yapsan yeterli Tonguç'um. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan sana ödev vermek istiyorum. Zoru Bankası'ndan da hemen sayfalarını vereceğim sana, merak etme, hiç fazla uzatmayacağım. Ondalık gösterimlerden sayfa 84'ten, yani test 12'den başla Tonguç'um. Ondalıkları bitir, yüzdeye gel. Ondan sonra doğru parçası ışın, geometrik kavramlara gel. Sonra paralel ve dikme çizme, çokgenler, üçgenler ve dörtgenleri yani yapabilirsin. Üçgenler kısmını yapabilirsin en azından. Sayfa 103'e kadar yapabilirsin Tonguç'um. Bravo diyorum sana. Bu arada şunu da duyurmak istiyorum. Dörtlü motivasyon denemelerimiz de 5. sınıfta çıktı. Dörtlü motivasyon denememizde 2008 sayfasın sen tabii ki. Burada yeni tip yatay sorular, sözel ve sayısal olarak ayrılmış iki tane kitapçıktan oluşan parçalar ve sözel sayısal... Yeni nesil mi hocam? Aynen, yeni nesil sorular. Mesela matematikte daha birazcık daha kafa çalıştıran gerçek yaşam problemlerini... Bunlar şimdiden çözmen faydalı olur mu bana hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Bunlar sana şimdiden ilerideki gireceğin sınavlarda çok faydası olacak. Hatta optik formda verdik ki birazcık daha yeni sınav sistemine de alışabilirsin diye dedik. O zaman şimdi ödüllü sorumuz yap Tonguç evladım benim. Yorumlara yolla. Hadi bakalım, yazıda başarılar evladım.